Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Bittrex Global borsasını tanıtmak istiyorum. Bu borsa ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Böyle ki borsa aslında uzun zamandır yani olan bir borsa, eski bir borsa. Herkesin kullandığı popüler bir borsa yani. Ama Bittrex şu anda Türkiye pazarına açılıyor ve burada Türkiye pazarında da olumlu yenilikler olacaktır. Bunlarla ilgili de ben size bilgiler vereceğim. Türk ekibiyle nasıl iletişim kurabilirsiniz? Türk size nasıl bilgi alabilirsiniz? Herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman Türk size bilgiler alabileceğiniz gruplar var. Ve ben bununla ilgili resmi gruplar var bir de. Bununla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Önce Bittrex Global sitesine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada diğer borsalarda olduğu gibi bu da kripto para ticaretini, trade'ini, al satını yapabileceğiniz bir borsa ve eski bir borsa. Daha işte sahasında, iş sahasında daha önde giden bir borsa yani. Ve bu borsanın App Store'da ve Google Play'de programını da indirip, uygulamasını da indirip bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz ve orada da trade yapabilirsiniz aynı zamanda. Ve diğer işlemlerini de yapabilirsiniz. Şimdi Bittrex'e kayıt işlemine bakalım. Bittrex'e kayıt olmak için sadece register düğmesine tıkladıktan sonra bu işlemleri görmeniz yeterlidir. Bakın, burada create an account diyorsunuz. Burada iki tane seçim var. Personal ve corporate. Siz eğer şahsi olarak kendi isminize, kendinize özgün bir hesap açmak istiyorsanız o zaman personal'ı seçeceksiniz. Eğer siz şirket için ya iş için açacaksanız bu zaman corporate'i seçip burada işlemleri yapacaksınız. Bunun için de corporate seçtiğiniz zaman da burada bilgiler var. Bu bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. Ve personal da normalde personal yani herkes şahsi açıyor. İzleyicilerimden de herhalde herkes şahsi hesaplarına bakabilir. Ve burada da e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz kendinizi. Ve 12 işte karakterden yüksek olması gerekiyor. Strong pasportlar için. Ve burada referral kodu var. Referral kodu da kullanmak için arkadaşlar. Bu yani hem referral kodu da isterseniz kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Bu tamamen sizin şahsi kararınız. Çünkü burada optional yani seçim sizin diyor. Sonra bunu yazdıktan sonra create account diyorsunuz. Ve e-mailinize gelen onayı da onayladığınızdan sonra Bittrex'i kullanabilirsiniz. Ve para çekme için mutlaka kayıcı işlemini yapmanız gerekiyor. Kayıcı doğrulama işlemini. Ve burada da gördüğünüz gibi proses yazmış. Birinci hesap oluşturuyorsunuz. Profilinizi yazıyorsunuz. İşte isminiz, soy isminiz, adresiniz falan. Ve sonra KYC yani ID Verification kimliğinizi onaylıyorsunuz. Sonra da para aktarıyorsunuz Bittrex hesabınıza ve trade'e başlıyorsunuz. Yani işlem bu kadar basittir yani. Ve işlemlere başladıktan sonra da işte borsayı kullanabilirsiniz, al sat yapabilirsiniz. Ve aslında Türkiye pazarına açılması çok güzel. Ama Türk üzerinde olması daha iyi olacaktır herhalde. Çünkü Bittrex'i global olarak İngilizce kullanıyoruz. Ama Türk pazarına açılıyorsa Türkçe olması daha anlaşılır olacaktır. Ama şu anda dediğim gibi Bittrex'in Türkiye ekibi var ve Türkiye grubu açıldı. Kanalı Türkiye Telegram kanalı açıldı. Ve diğer Twitter'da ve diğerlerinde de açılacaktır. Onları da kullanabilirsiniz aynı zamanda. İsterseniz bunlara bakalım. Bakalım nasıldır. Şimdi burada Contact Us bölümüne baktığımız zaman arkadaşlar burada işte coin listelemek için bir e-mail adresi veriyor. Medya iletişim için medya adresi veriyor, e-mail adresi. Ve burada Telegram kanal, Twitter kanal, Medium, LinkedIn, Facebook sayfalarını da görebilirsiniz. Bu sayfaları ben açtım. Şimdi sizler için de göstereceğim bu sayfaları. Ve burada sayfalardan Bittrex'in Telegram Türkiye sayfasını görebilirsiniz arkadaşlar. Bittrex Global Türkiye Official yani Türkiye için resmi bir kanal burası. Ve burada yeni çıkacak yani listelenecek Bittrex'te listelenecek coin'leri gösteriyor. Mesela diyor ki gelecek liste Sendbik Cash SNS listesinin yakında çıkacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz.
cüzdanla para yatırma işleminde açık olduğunda size haber edeceğiz gibi bilgiler paylaşılıyor. Mesela artık Bitrex'te Mastercard ile kripto satın alabileceğinizi duyurmaktan mutluluk diyoruz. Tüm detayları da buradan al. Bitrex'te birçok yenilikler oldu arkadaşlar. Ve bu yenilikleri de Türkçe olarak takip edebilirsiniz bu kanalda. Mesela sonuncu listelemede yeni listeleme. Bitrex'te Wrap with Bitcoin ticareti yapabileceğinizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bitcoin, Ethereum ve USDT marketlerinde ticaret çifti şimdi mevcuttur. Şimdi yeni kripto parayı al veya sat. Daha fazla bilgi için kanala gir. Gördüğünüz gibi burada da yeni listelenen tokenları ve yeni herhangi bir Bitrex ile ilgili yenilik olduğu zaman, inovasyon olduğu zaman bu grupta da anlatılıyor. Türkiye grubunun kanalının olması, Türkçe grup ve kanal olması çok güzel aslında. Bakın burada da Bitrex Global Türkiye'nin işte burada grubunu görebilirsiniz. Türk grubunu görebilirsiniz arkadaşlar. Türk grubunda baktığınız zaman burada bilgiler var ve siz herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuz zaman Bitrex ile ilgili gruba gelebilirsiniz, adminlere sorabilirsiniz ve diğer kullanan insanlara sorabilirsiniz aslında. Bunu da söyleyeyim. Bitrex ile ilgili bu bilgileri alabilirsiniz. Ve Türkiye grubunda da herhangi bir sorunuz olduğu zaman yöneltebilirsiniz ve onlar da Bitrex Global'ın resmi ekibine söyleyecekler ve böylelikle sizin sorununuz çözülecektir. Ama tabii ki Bitrex eski bir borsa ve YouTube üzerinde de onlarca Türkçe video bulabilirsiniz yani Bitrex'in kullanımı ile ilgili. Ve daha da bilgi almak için Bitrex Global'ın Türkiye Telegram grubuna da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram grubunda olsun, diğerlerinde olsun çeşitli giveaway'ler oluyor, çekilişler oluyor, herhangi bir bonus ve promosyonlar oluyor. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Böylelikle. Şimdi Bitrex'in Twitter sayfasına bakalım. Bu Bitrex'in resmi Twitter sayfası. Aynı zamanda resmi Türkiye Bitrex Türkiye Twitter sayfası da açılacaktır kısa bir zaman içinde. Burada da Bitrex ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Aynı zamanda Bitrex'e ilave edilecek, listelenecek coinlerle ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Yenilikler, inovasyonlarla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi burada da Bitrex'in CEO'su Tom Albright ile ilgili burada bilgi var. Ve bu Bitrex borsası eski bir borsa. Yani işte modern deyimle spot trading'in ana sayfalarından, işte ana yerlerinden birisi Bitrex Global. Mesela burada bakın bir ayın 15'inde bir giveaway ile ilgili bilgi var. Gördüğünüz gibi burada da giveaway'lerle ilgili, aynı zamanda bonus ve promosyonlarla ilgili bilgileri de görebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Buradan izleyebilirsiniz. Türkiye Telegram sayfası açıldığında da Türkçe olarak izleyeceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Bitrex'in Telegram üzerinde Bitrex Global'ın kendi resmi sayfası mevcuttur. Burada da İngilizce olarak, yani bu global olduğu için İngilizce seçmişler ve İngilizce olarak burada yine de listelenecek coinlerdir, haberlerdir, diğer bilgileri bulabilirsiniz Bitrex ile ilgili. Gördüğünüz gibi global bir borsa ve birçok yerlerde bulabilirsiniz bilgiler. Aynı zamanda LinkedIn, bildiğiniz üzere LinkedIn'de biznese dayalı, işte biznesin yapıldığı bir sosyal medya burası. Yani normal chat gibi değil, biznes bunların olduğu, iş adamlarının olduğu bir yer LinkedIn ve burada da Bitrex Global için, International Bitrex için hesap açılmış ve burada da çeşitli bilgileri ve haberleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Facebook sayfası var aynı zamanda. Facebook üzerinde de aktif olarak kullanılıyor Bitrex Global diye isimde de var.
Ve gördüğünüz gibi burada da herhangi bilgileri bulabilirsiniz. Global sayfasında da okuyabilirsiniz, promosyonları görebilirsiniz ve diğerlerini. Ve Medium'da haberleri izleyebilirsiniz. Medium'da bilgileri izleyebilirsiniz. Yeni listelenecek coin'leri ve diğer haberleri Medium'dan izleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz Medium'da bunlara da. Türkçe sayfaların açılması, Türk pazarına açılışın olması çok güzel Bitrex'in. Bitrex, yine söylüyorum ki, eski bir borsa, benim de kullandığım bir borsa. Eskiden bu yana kullanıyorum, uzun zamandır kullanıyorum. Güzel bir borsa. Şimdi borsaya giriş yapacağım. Hesabıma giriş yapacağım şimdi. Buradan giriş yapalım. Holdings bölümüne tıklıyorum. Balans bölümüne gidelim. Nasıl para aktarırız, bunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın, ben Bitrex'te bu coin'leri saklıyorum. Yani hodl yapmak için saklıyorum. 5109 adet siyah coin'im var. 2270 red coin'im var. 1183 ada coin'im var. 245 nem var. Lisk coin'im 64 adet var. Bu Lisk coin'i, token'i zamanında 27 dolara kadar yükselmişti ve ben de şimdi o fiyatı bekliyorum ki bunu satmak için. Vert coin var, VTC. Bu da aynı zamanda 5 dolara da şimdi fiyatı çok düştü. Burada Digibyte var. Steam dolar var hesabımda. Hive Bekit var. Zcash var. 1.59. Liberty Credit var. İşte her coin'den bir parça biraz buraya attım ve bekliyorum ki iyi bir para. Bakın, burada neredeyse estimated holdings diyor. 382 dolar yapıyor toplamı. O civarda yapıyor. Ya da bir Bitcoin olarak 0.04 Bitcoin yapıyor. İleride daha da değerlendiği zaman, işte burada 1000-2000-3000 dolar olduğu zaman satarız artık. Peki buraya depozito nasıl yatırılıyor? Holdings bölümüne girdik arkadaşlar. Burada istediğiniz coin'i bulabilirsiniz. Mesela diyelim ki Bitcoin'e yatırım yapmak istiyoruz. Bitcoin göndermek istiyoruz diyelim. Bu zaman burada deposit ve withdraw kısımları var. Deposit kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar, burada bizim bir hesabımız oluyor. Cüzdan adresimiz oluyor. Ve bu cüzdan adresine Bitcoin'leri gönderiyoruz. Doğru bir şekilde gönderdiğimiz zaman blok orada bloklarla ilgili onaylanmalar var. Onlar onaylandığı zaman işte hesabınıza geçecektir. Veya çekim işlemleri nasıl yapılıyor? Para çekim işlemleri için de withdraw bölümü tıklanıyor. Ve burada recipient wallet adres bölümüne sizin göndereceğiniz cüzdan adresinizi yazıyorsunuz, Bitcoin adresinizi yazıyorsunuz ve buraya miktarı yazıyorsunuz. Ne kadar Bitcoin göndermek istediğinizi. Burada bir ücret vardır arkadaşlar. Bitrex'te Bitcoin'in çekilme fiyatı 0.0005'tir. Yani 50.000 Satoshi civarındadır. Her coin'de farklıdır. Mesela diyelim ki en işte popülerlerine bakalım da yani. Ethereum diyelim. Ethereum nasıldır? Depozito tıklıyoruz. Burada biz Ethereum adresi görüyoruz. Ve Ethereum adresinde de böyle bir şey var. Bir depozito yatırdığımız zaman 0.05 Ethereum'dan yüksek bir miktar yatırmamız gerekiyor. Ve çekim işlemine bakalım. Withdraw bölümüne tıklıyoruz. Ve Withdraw bölümüne tıkladığımız zaman arkadaşlar, burada recipient wallet adres bölümüne göndereceğimiz adresi yazıyoruz. Withdraw amount bölümünde de ne kadar para çekmek istediğimizi, yani Ethereum çekmek istediğimizi yazıyoruz. Burada da transaction fee 0.01 Ethereum'dur yani. Burada da bunları görebilirsiniz. Ethereum klasiktir, işte üstelik de ve diğer tüm coin'ler neredeyse aynıdır. Ve burada bir de dolar vardır arkadaşlar. Burada normal dolar olarak yatırım yapabilir ve çekim yapabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi dolar markette nasıl para yatırılır, buna bakalım. Depozito tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi kredi, debit kart ve hava ile işlemler yapılabiliyor. Peki bu işlemler nasıl yapılıyor? Şimdi kredi, debit kart bölümüne mesela 100 dolar yazalım. 100 dolar yazdığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi %3'lük bir komisyon vardır. Bakın, 1000 dolar yazdığımız zaman da bu 30 dolar olduğu için %3'lük bir komisyon alınıyor. Şimdi havalelere bakalım. Havale yapmak için
gösteriliyor ki 50 dolar minimum transfer depozito yapabilirsiniz. Ama maksimum depozito limiti yoktur ve havalelerin daha güvenli olduğu ile ilgili bilgi söylüyor. Şimdi burada arkadaşlar bakalım withdraw kısmına. Withdraw kısmına girdiğimiz zaman burada havale ile para aktarabiliriz banka hesabımıza. Buradan banka hesabınızı havale için bilgileri yazıyorsunuz. Ve burada benim balansımda şu an miktar az ve burada sizin çekilebilir miktarınız gözüküyor. Ve havaleleri yaptığınız zaman iki rakamlı bir işlemler yapmanız gerekiyor. Ve minimum havale için minimum çekim miktarı 10 dolar olarak gözüküyor. Yani siz burada 10 dolar, 20 dolar diyelim ki ya 100 dolar çekimler yapabilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi mesela 100 dolar yazıyoruz ya 1000 dolar yazıyoruz. Burada Bitrex için herhangi bir çekim ücreti yoktur. Yani direkt olarak çektiğiniz para sizin hesabınıza aktarılıyor. Ve aynı zamanda burada Euro'da görebiliyoruz. Euro bölümüne bakalım. Euro'da da görmüş olduğunuz gibi depozito kısmına geliyoruz ve burada 3 tane para yatırma işte seçeneği mevcuttur. Burada da Euro kısmında da mesela 100 euro yatıralım diyelim. Burada da %3'lük bir komisyon alınıyor burada da görmüş olduğunuz gibi. Ve 1000 dolar olduğu zaman da görmüş olduğunuz gibi dolar markette oldu ki burada %3'lük bir 30 euroluk ödeme alınıyor. Havaleler kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Havaleler kısmına baktığınız zaman görmüş oluyoruz ki burada da maksimum depozito limiti yoktur. Ve burada minimum depozito limitinin 20 euro olduğunu görüyoruz. 20 euro burada depozito yatırabiliyoruz havalelerde. Burada SEPA transferleri var euro için. Avrupa'da kullanılan SEPA transferlerini burada gerçekleştirebilirsiniz. Burada da 20 euro limittir ve burada IBAN numaraları ve Bitrex ile ilgili resmi bilgiler mevcuttur. Burada da Memo Notes yazmanız gerekiyor SEPA transferleri için. SEPA transferlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz ödemelerinizi. Euro kısmına baktığınız zaman arkadaşlar, Withdraw bölümüne tıkladık Euro kısmından. Burada iki tane seçenek var dolar kısmından farklı olarak. Dolar kısmında sadece havalelerle, banka havalesiyleydi. Burada bir de SEPA transferi var. SEPA da dediğimiz gibi Avrupa'dadır. Ve 1-5 gün iş günü içinde hesabında ödemelerin yapıldığı söyleniyor. Buradan ekliyorsunuz SEPA adresinizi, bilgilerinizi, cüzdan bilgilerinizi. Ve burada minimum çekimin 10 euro olduğu söyleniyor. 10 euro olarak çekim yapabilirsiniz. Bakalım. Burada da diğer havalede olduğu gibi herhangi bir ücret yoktur. Direkt olarak sizin çektiğiniz paralar hesabınıza aktarılıyor. Şimdi bakalım diğer bölümlerine bakalım. Burada market kısmına girelim. Market kısmında neler var? Bunlara bakalım. Söylemiş olduğum gibi Bittrex Global uzun zamandır çalışıyor ve burada birçok marketler var. Dolar market var, USD market, BTC market var, Ethereum market var, USDT market var. USDT markette de büyük bir hacim var burada da ve Euro market vardır. Euro marketinde de Bitcoin ile Ethereum'la, Tron'la, Bitcoin Cash ile, Euro USD ile, Euro USDT ile, Euro BSV, Bitcoin SV ile burada da işlemler yapabilirsiniz. İşlemlerden de paralar kazanabilirsiniz tabii ki. Burada mesela girelim USD BTC paritesine bakalım. Burada nasıldı bu markette? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, burada kolay bir işte grafik tasarımı mevcuttur ve burada bu tarafında temel ve teknik analizlerini yapabileceğiniz indikatörler ve diğer enstrümanlar mevcuttur. Bunları da kullanarak Bitcoin'in gelecekteki fiyatlarını geçmişe bakarak tahmin edebilir ve buna uygun olarak yatırımlar yapabiliyorsunuz. Ve hemen yanında buy ve sell kısımları mevcuttur. Yani burada Bitcoin dolar kısmında veya da değiştirip burada istediğiniz paritede al sat yapabiliyorsunuz. Burada limit var, market var, stop limit var, trailing var ve ladder limitler var arkadaşlar.
Burada limitle işlem yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü siz marketi seçtiğiniz zaman, burada herhangi bir ücret satmak istediğiniz zaman düşündüğünüz rakamdan farklı bir anda düşüş yapabilir ya kalkış yapabilir. Kazanır veya kaybedebilirsiniz. Bunun için de burada limit kullanmakta fayda vardır. Çünkü kazanmanın ardında bir kaybetme de olabilir. O yüzden limit kullanmayı tavsiye ederim. Burada kolay bir şekilde place by order diyerek order sayfasına ekliyorsunuz ve sell diyerek de satış işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada iki tane tablo görüyorsunuz. Bir tabloda Bitcoin'in ve USDT'nin şu anda benim USDT'nin girmiş olduğum paritede alış ve satışları görebiliyoruz. Ve burada da trade history yani işlemlerin tarihçesi var. Ne kadar Bitcoin alındı, satıldı, ne kadar fiyattan alındı, satıldı. Bunlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz buradan da. Burada da indikatörler bölümüne bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da birçok kullanılan uygulamalar yani görebiliyorsunuz burada. Kendinize ait çiziler çizebilirsiniz. Mesela burada Fibonacci de çok meşhur şu anda. Bu işte indikatörleri de kullanarak tahminlerde bulunabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Burada videomu bitirmek istiyorum. İyi günler herkes için. Bittrex'i kullanmanızı tavsiye ederim çünkü uzun zamandır ben de kullanıyorum. Ve Türkiye pazarının açıldığı için Türkiye grubuna, Telegram grubuna da girmenizi isterim. Herhangi bir sorunuz olursa, sıkıntınız olursa oradan da sorabilirsiniz. Adminlere ya diğer kullanan insanlara sorabilirsiniz. Ve video altında da yorumlar yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarınızı beklerim, cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İyi günler arkadaşlar.